Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Efendim bu hafta tanıtacağım kitabın ismi Vel Asr. Yine İsmet Özel'in bir eseri. İsmi Vel Asr, tekrar edeyim. Tio Yayıncılık'tan yine. Şöyle bir de göstereyim kapağını, görülebildiği kadar. Muhtemelen çok gözükmüyordur ama idare eder. Kitap işte görünce tanıyabilirsiniz. Efendim baskı tarihini de söyleyeyim hemen. Bendeki nüsha Ağustos 2019 8. baskısı. Hemen alıntılarımızı okumaya başlayalım. Ondan sonra da kitabın üstüne bir şeyler söyleyelim finalde. İlk alıntım 9. sayfadan. Tek cümle okuyayım buradan. İnsanlık tarihi her insanda teker teker mündemiştir. İnsanlık tarihi her insanda teker teker mündemiştir. İlk çizdiğim cümle bu. Devam ediyoruz. 11. sayfadan bir cümle. Ama bunu çok okumam lazım anlamanız için. Bunu atlıyorum. Devam ediyoruz. 15. sayfaya geldik. Buradan bir cümle var. Kapitalist toplumun onulmaz yarası bu diyor İsmet Özel. Ne hakkında söylüyor bunu? Onu anlamak için biraz gerisinden gelip okuyalım. Toplumsal güvenlik kurumları ne kadar sağlamsa insanın diğer insanlara olan güveni o kadar zayıflıyor. Enteresan. Bir daha okumak istiyorum bu cümleyi. Toplumsal güvenlik kurumları ne kadar sağlamsa insanın diğer insanlara olan güveni o kadar zayıflıyor. Kapitalist toplumun onulmaz yarası bu. Yara buymuş. Çalışma şartları şahsi başarılar değil de iş düzeninin gerekleri esas alınarak ayarlanınca ve şahısların birbirleriyle olan insani bağlantıları değil de işin başarıyla yürütülmesi tek önemli hedef haline gelince iş hayatının devamı o hayatı devam ettirenlerden daha üstün bir konuma yükseliyor. Buna herhalde sol aydınlar yabancılaşma diyorlar. İnsanın yaptığı işe yabancılaşması, insaniyetine yabancılaşması. Evet, hakikaten böyle. Sistemin öne çıkıp insanın gerilediği yerlerde böyle oluyor diyelim. Devam edelim. Evet, buralarda yok. Biraz ilerledik gibi. Buralarda ismiymişim. 31. sayfa. İmam-ı Gazali hakkında çok katıldığım bir tespit. Bir de bazı kesimlerin İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhle niye uğraştığını da adrese teslim cevaplayan bir tespit. Şöyle bir yerden alayım. Müslümanların bilgininin, bilimin ve zihin etkinliklerinin mahiyeti, şöyle vurguyu yanlış yaptım. Müslümanların bilginin, bilimin ve zihin etkinliklerinin mahiyeti hakkında şaşkınlığa düşme işlerinin sebebi, onlara Allah tarafından indirilmiş kitabın sahih oluşunda saklıdır. Kur'an-ı Kerim kelimetullah'tır. İnancı, insanın dar, indiği kalıplar içinde sıkışmasını önlediği kadar, değerlendirmelerinde tutamaksız ve kuşku içinde kalmasını da önler. Bu cümleyi bir daha okuyayım. Kur'an-ı Kerim kelimetullah'tır inancı, insanın dar, indiği kalıplar içine sıkışmasını önlediği kadar, değerlendirmelerinde tutamaksız ve kuşku içinde kalmasını da önler. Asıl tespite geliyoruz. Bu açıdan bakmayı başarabilirseniz İmam-ı Gazali'den sonra İslam düşüncesinin donuklaşmadığını da anlayabilirsiniz. Doğrusu Gazali ile birlikte çizilen bir sınır söz konusudur. Ve bu sınır Batı düşüncesini sonunda nerede olduğunu tespitte çaresiz bırakan eğilime son veren sınırdır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bireyci budalalığa son verdiğini böylelikle anladık. Yüce olanı gülünç olandan ayırmakla bizi çaresizliğe düşürmekten başka işe yaramayan insan yanılgıları dışta bırakıldı. Ahlakın neleri kapsadığını, hilkatin nice müşfik olduğunu öğrendiğimiz kaynaktan ne kadar bilgi edinebildiysek, onlar bizi o kadar korudu ve bugüne ulaştırdı. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhin İslam düşüncesindeki konumu bizi diyor
nereye gideceğimiz, savrulacağımız belli olmayan o durumdan kurtardı. Bize bir sınır çizdi, çerçeve çizdi, hakikatin çerçevesini çizdi. Biz orada durmasını öğrendik. Yine diyebiliriz ki sekülerleşme, bugünkü yaşadığımız hali hazırda Müslümanların maruz kaldığı, bazen de severek isteyerek kapıldıkları sekülerleşme, eğer İmam-ı Gazali Hazretleri o zaman da o felsefi akımlara bu sınırı çizmeseydi, çoktan Müslümanları almış götürmüş olacaktı Allahu Alem. Cenab-ı Hak mürşitlerimizin, hakikatli mürşitlerimizin gölgesini üzerimizden eksik etmesin. Efendim geldik 32. sayfaya. Bunu yukarıdan bir yerden okuyayım. Bizim eve gel sana şeker vereyim. Başlık bu. Bizim eve gel sana şeker vereyim. Başlıktaki sözler 40'lı 50'li yıllarda ABD'de çalınıp söylenen popüler bir şarkının girişinde yer alıyor. Birinin aklını çelmek için ona şeker teklif etmek, daha yeni duyduğumuz veya duyunca aman ne kadar ilginç diyebileceğimiz bir şey değil. Bunu ben de herkes kadar biliyorum. Kitle kültüründe orijinalite üstün bir değere sahip değil zaten. Popüler kültür demek bir bakıma harcı alem anlayış alanı demektir. Biz bir zamanların bu popüler şarkısını şimdilerde doğurduğunu varsaydığımız iktisadi, sosyal, stratejik sonuçlar dolayısıyla hatırladık ve biz yaştaki gençlere hatırlatalım dedik. Bizim eve gel sana şeker vereyim şarkısının önemi yaşadığımız günler bakımından şöyle ifade edilebilir. Bizim eve gel sana şeker vereyim şarkısının önemi yaşadığımız günler bakımından şöyle ifade edilebilir. Bu şarkıyla yetişen, çizdiğim yere yaklaşıyoruz, bu şarkıyla yetişen ve yaşıtlarını şekerle aldatmayı ilke edinmiş Amerikan çocukları büyüyünce siyaset sahnesine çıkıp ulusal çizgilerini yakın uzak herkese bizim kafese gir, sana insan hakları vereyim şarkısını söyleyerek belirliyorlar. Bizim kafese gir, sana insan hakları vereyim şarkısını söyleyerek belirliyorlar. Peki bu kafesleme şarkısını Türkiye'de kim dinliyor? Devamı yazının kendisinde, uzatmayalım. Evet, 36. sayfaya geldik. Bu da güzel bir kısım. Bunu da baştan alıp okumak istiyorum. 36. sayfadayız. Dikkatlerimizi çevirmemiz gereken noktada şu soru önem kazanıyor. Düşüncelerin ifade edilmesi hangi şartlarda kısıtlanıyor, yasaklanıyor? Cevap, o ifadelerin hayatın fiili akışına, yasaklayanın istemediği tarzda, tesir ettiği şartlarda. Demek ki düşünceler düşünce olarak kalmadıkları, düşünce dışı bir şeye dönüştüğü zaman bir işlem görüyor. O halde düşünce özgürlüğünü savunuyorum diyenler, düşünceden öte bir şeyin özgürlüğünü savunuyor. Soyut bir düşünce özgürlüğü yok. Kimse eğlence olsun diye düşünce özgürlüğü istemiyor. Başka bir şey istediği için düşünce özgürlüğünü bahane ediyor. Benim çizdiğim cümle bu arkadaşlar. Başka bir şey istediği için düşünce özgürlüğünü bahane ediyor. Öyleyse kestirmeden gidelim ve doğrudan istenilen o şey neyse onu tartışalım. İşte o zaman göreceğiz ki düşünceler dile getirildiğinde bazı insanların toplum içindeki yerleri değişebilirmiş. Daha da önemlisi, savunulan şey düşünceler değil vakalar imiş. Düşünce özgürlüğünü savunduğunu iddia edenler belli ve belirli vakaların faillerinden başkaları değilmiş. Düşünce özgürlüğü süslemesinin içinde bize neler yediriliyor, onu tahlile yeltenen çok güzel bir metin. En azından uyandırıcı bir tarafı var. Ya düşünce özgürlüğü dediğiniz zaman aslında hayata katılacak eylemleri tartışmış oluyorsunuz. Şu düşüncenin özgürlüğü var mı? Aslında onun hayatta zararlı bir yanı var mı? Onu tartışmak gerekiyor diyor burada. Doğrudan ona inmek gerekiyor. O düşüncenin hayata kattığı şeyin bir zararı var mı? Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 4. sayfaya. Bunu çok geriden okumam lazım. Bunu atlıyorum. Ah, bu güzel. Bunu okuyayım size.
49. sayfadan başlıyor, 50. sayfaya da biraz sarkıyor. İsmet Özel'in Risale-i Nur hakkındaki tezif edici sözlerini herkes bilir. Onlar yayıldı ama bu pek bilinmez. Bu güzel bir sözü. Yani Risale-i Nur hakkında, Bediüzzaman hakkında iltifat sayılabilecek bir sözü. 20. yüzyılda Sufi Sufi ayaklanma gerçekleştirenler, Afgani Abduh çizgisinde İslam'ın modernist yorumuyla harekete geçenler, Müslüman kardeşler kampındaki düşünürlerin yolunu izleyenler, Pakistan'da Mevdudi, Türkiye'de Said Nursi takipçileri bir tek şeyin tebarüz ettirilmesinde kesin bir belirti sayıldı. Bir tek şeyin tebarüz ettirilmesinde kesin bir belirti sayıldı. Neymiş? Avrupa merkezli modernleşme bütün geleneksel kültürleri dumura uğratsa da insanoğlunun duçar olduğu tek boyutluluk belasından kurtuluşu temin edecek açık kapı olarak İslam, etkisini yaygınlaştırma imkanına sahiptir. Güzel değil mi? Ben de en sonunu çizmişim. İslam etkisini yaygınlaştırma imkanına sahiptir. Yani o inkişaflar, o parlamalar, o liderler ve onların etrafındaki Müslüman cemaatlerin sergilediği tavır küreselcilere şunu gösterdi diyor. Hani İslam hala etkisini sürdürüyor, genişleme imkanına sahip. Elhamdülillah. Diyelim biz de. İnşallah ahirde o etkiyi her tarafa genişleteceğiz. 53. sayfa. Kısa bir paragraf, hepsini okuyayım. Sözün özü, anladıklarımızla dost oluruz. Ancak dostlarımızı anlarız. Artık anlayamadığımız dostlarımızı kaybederiz. Düşmanlarımızı ise anlamamız mümkün değildir. Onlar anlamadığımız kadar düşmanımızdır. Oysa onları öğrenebiliriz. Onları çok iyi öğrenerek bize verecekleri zararı en aza indirebiliriz. Burada geri kalan kısımda oryantalistleri falan örnek verdi. Onlar İslam'ı anlamıyorlardı ama İslam'ı biliyorlardı falan gibisinden. Ki çok kıymetlidir yani oradaki okumaları da. Kitap güzel arkadaşlar. Ben beğenerek okudum. 57. sayfaya geldik. Şöyle bir yerden alıp geleyim. Ülkemizde bilimin çarpıtılmasının her iki yandan da tanığı olduk. Ülkemizde bilimin çarpıtılmasının her iki yandan da tanığı olduk. Çarpıtılmış bilim her iki bakımdan da ülkemizde etkinliği olan Müslümanlık dolayımını kendine muhatap seçti. Bilimin mutlaklık iddiasıyla çarpıtılmasının sonuçları Batı kültüründen harfi harfine ithal edildi. Türkiye'de yaşayıp da ne oranda olursa olsun bilim anlayışıyla ünsiyet peyda etmiş kişiler din ve bilim arasındaki nazari meseleleri sanki Hristiyan bir toplumda yaşıyorlarmış gibi, ben de burayı çizmişim, sanki Hristiyan bir toplumda yaşıyorlarmış gibi ele aldılar. Bilimin getirdikleri karşısında İslam'ın tavrı göz önüne alınmadığı için Hristiyanlığın yediği darbelerden Müslümanlık da mutazarrır olmuş gibi bir görüntü doğdu. Bilimin mutlakçı tavrının asıl olumsuz sonucu bu tavra karşı çıkma gereği duyan Müslümanların Batı'daki tartışmalarda bilimin yıkıcı edası karşısında yer alan cepheyi tabii müttefikleri saymaları ve dolayısıyla birçok tezi onlardan ödünç almak gereğini duymalarıyla belirginleşti. Sir James Jensen'den medet umar olduk inşallah. Doğru söylemişizdir. Diyor. Yine isabetli bir işaret. Hakikaten bugün de bakıyoruz hala İslam'a, tasavvufa yapılan eleştiriler, ruhban sınıfına yapılan eleştirilerin Türkiye'ye uyarlanması. Halbuki Türkiye'deki tasavvuf böyle mi? Yok, öyle değil. Sanki böyle insanlardan çekilip bir yere kapanıp hiçbir şeyle ilgilenmemekmiş gibi anlatılıyor tasavvuf. Halbuki bizdeki mutasavvıflar hep halkla iç içe olmuş. Hep hayatla iç içe olmuş. Hep cihatla, teknolojiyle, evet teknolojiyle de mesela bilimle, sanatla iç içe olmuşlar. Hangisine baksanız biraz arkasında gayret görüyorsunuz. Ya sanata dair, ya bilime dair, ya ilme dair, ya işte cihada dair. Bizim mutasavvıflarımız böyleyken bakıyorsunuz dümdüz eleştiri. Hristiyanlıkla ruhbanlık vardı. Türkiye'de işte şöyle ya da Müslüman coğrafyada böyle falan. Aslını kurcaladığınızda abi yok, aslı faslı yok.
Bunlar hala yaşayan şeyler. 64. sayfaya geldik arkadaşlar. Şöyle bir yerden alıp geleyim. Yukarıdan gelirsem çok uzayacak. Batılılaşma asli işleyişini büyük ölçüde kendiliğinden spontane gelişmeler sonucunda kazanmış, geleneksel yapıya iradi ve tasarım yüklü müdahaleleri zorunlu kıldı. İradenin devşirildiği zihin hazırlığının İslamiyet'te, tasarımın doğduğu bölgenin bizatihi gelenekte mukim oluşu, Osmanlı batılılaşmasıyla ulaşılan sonucun paradoksal karakter sahibi olmasına yetti. Yenilik getirmek için İslami gerekçeler getirmek, geleneği savunmak içinse Avrupa'nın muhafazakarlık tezlerinden destek alınmak gerekiyordu. Osmanlı Devleti yeni bir düzen istiyorsa yeni bir düzen istemiyordu. Çünkü İslami gerekçelere dayanmak zorundaydı. Eski düzenini muhafaza etmek istiyorsa eski düzenini muhafaza etmek istemiyordu. Çünkü geleneksel kurumlarını ancak onları geleneğine yabancı asri formlara büründürmek suretiyle devam ettirebilirdi diyor, devam ediyor metin. Ama işte ilerisinde şeyi diyor, Cumhuriyet batılılaşması bu tarza eksen değiştirdi, artık İslami bir kaygı kalmadı, gelenek kaygısı kalmadı. O dümdüz bir batılılaşma, taklidi bir batılılaşma oldu falan, ilahir devam ediyor bu metin. 66. sayfa. Kemalist devrimler toplumda büyük kargaşalar doğurmadıysa bunun sebeplerinden biri kültürel değişimin bir yükselmeyi, bir tırmanma çabasını gerektirmeyişiydi. Aşağı inmek yukarı çıkmak kadar zahmeti gerektirmiyordu. Osmanlı hayatını yürütebilme başarısını göstermiş insanlara cumhuriyetle gelen yaşama tarzı hafif geldi. 67. sayfa. Birinci Cihan Harbi sonrasından 1990'lara kadar devletin Müslüman olmama, Müslümanca tutum takınmamamalı. Evet, doğru okumuşum. Birinci Cihan Harbi sonrasından 1990'lara kadar devletin Müslüman olmama, Müslümanca tutum takınmama tırnak içinde malı, o günün piyasasında para etti. Sonra piyasa değişti. Şimdi bu mal para etmiyor. Yalnız Müslümanlığın değil, bütün dinlerin günlük hayattaki kültürel tezahürü arzulanan bir şey. İstenilmeyen bilhassa Müslümanlığın siyasi faaliyetler sırasında bir değer olarak devreye sokulması. İstenilmeyen bilhassa Müslümanlığın siyasi faaliyetler sırasında bir değer olarak devreye sokulması. İstenilen ise siyasi talepleri olan, kendi mevcudiyetini kendinin teminata bağladığı bir İslam'ın devreden çıkarılması. Bundan böyle devlet İslami siyaset yapmamakla yetinmeyecek. İslami siyaset yaptırmamakla görevini yerine getirmiş olacak. Devlet içte ve dışta Müslümanlığı geriletme savaşını bizzat yürütürse geçimini sağlayan gıdayı temin edebilecek. Alınan hal budur diyor yani. Yine güzel bir cümle, 70. sayfada, kısa olsun diye sadece o cümleyi okuyacağım. Bu topraklarda bir millet yaşıyor ve onların aynı milletten oluşunu İslamiyet'ten başka bir şey açıklamıyor. Bu topraklarda bir millet yaşıyor ve onların aynı milletten oluşunu İslamiyet'ten başka bir şey açıklamıyor. Devam ediyoruz. 80. sayfa. Şöyle bir yerden alıp geleyim. Sovyet rejiminin kendini din düşmanı ve her türlü geleneksel kültürün yıkıcısı olarak ilan etmesi, kapitalizmin ve bilhassa ABD emperyalizminin kendini maneviyat hamisiymiş gibi sunmasına çanak tuttu. Böylece insan sürüleri materyalizme karşı çıkmanın Sovyet politikasıyla zıtlaşmak anlamına geleceği fikrine kapılmakla kalmadılar. Dindarlıkların ABD politikasına destek vermekle tezahür edebileceği görüşünde yoğunlaştılar. Kapitalizm böylesi bir aldanıştan hem kar sağladı hem de karını ücret ödemediği bekçilerin saf dillikleriyle güvenceye alabildi. 10 numara tam isabet bir tespit. Amerika dinleri himaye mi ediyor? Esasında hayır, toplumları bozuyor. Ama diyor öyle bir sattı ki kendini o Sovyet'in
dümdüz din düşmanlığı karşısında sanki kendisi bir koruyucuymuş gibi. Değildir. Helal olsun İsmet Hoca'ya. Bazen tam isabet kurşun atıyor ha. 97. Bu da aslında bana ilginç geldi. Çünkü bizim küçüklüğümüzde istop diye bir oyun vardı. Topu havaya atıyorsunuz. Tuttuğu anda ebe olan kişi istop diye bağırıyor. Ben şimdiye kadar düşünüyordum yani istop. Yani niye istop ismi küçükken de düşünmüştüm. Top tamam da isli kısmı ne anlama geliyor? O aslında stopmuş. Hani eskiler İngilizce kelimelerin önüne i getirirlerdi ya. İstop diyerek söyle yani böyle bir bozmayla söylüyorlardı. Oymuş bakınız. Türkçede skandal kelimesinin bir karşılığı yok. Bir zamanlar ispor, istep, istop denildiği gibi iskandal denilirdi. Skandal denilmez, iskandal. Sonra dili alıştı milletin ve istasyon dışında S ile başlayıp sessiz harfle devam eden Frenkçe kelimeleri kolayca söyleyebiliyor. Artık dilimiz alıştı. O harfler olmasa da söyleyebiliyoruz. 98. sayfa. İyi mi oldu, kötü mü oldu bunu siz düşünün. Ortada kepazelik olduğu halde kimse kepaze edilemiyorsa bunun açıklaması toplumun işlenen suça bilkuvve iştirak etmesidir. Çok güzel. Ortada kepazelik olduğu halde kimse kepaze edilemiyorsa bunun açıklaması toplumun işlenen suça bilkuvve iştirak etmesidir. Anlaşılan herkes sırça köşkte oturuyor ki başkasına taş attığı halde isabet ettirmemek için özel bir çaba göstermekten de geri durmuyor. Burada da güzel bir cümle var. Bir vaktimize bakalım. Oo, 22 dakika dolmuş. Hızlanalım. Tek cümle olanları okumaya çalışalım. Bir, iki tane tek cümle. 118. sayfadan. Bir şey olduğumuzu fark ettiğimizde her şey olacağız. Bir şey olduğumuzu fark ettiğimizde her şey olacağız. Hızlı geçiyorum arkadaşlar artık. Tek cümleliklere bakıyorum. 122. sayfada başlayıp 123'te biten bir cümle. Herkes neyi düzelteceğini, neyin düzeltilmesi gerektiğini biliyor. Ama bu düzelecekler, düzeltilecekler arasında kendisi yok. Herkes neyi düzelteceğini, neyin düzeltilmesi gerektiğini biliyor. Ama bu düzelecekler, düzeltilecekler arasında kendisi yok. Bu da güzel. 126. sayfa. Yaratılmış olmayı kavramak, aynı zamanda kişinin noksanını bilmesi demektir. Yaratılmış olmayı kavramak, aynı zamanda kişinin noksanını bilmesi demektir. Burası güzel ama... Bununla bitireyim o zaman. Tamam, burayı da okuyup bitireyim. Biraz uzun. Ne okumamı tavsiye edersiniz? Bu tatsız soru da karşıma çıkıyor. Ne okumamı tavsiye edersiniz? Bu tatsız soru da karşıma çıkıyor. Tatsız diyorum, zira okumayı ciddiye alan kimse böyle bir soru sormaya gerek duymaz. Okumayı ciddiye almamış birinin bu türden bir soruya kendini ve başkalarını meşgul etmesi hem bezginlik verici hem de abestir. Ona doktorların hayatından ümit kestikleri hastaya uyguladıkları diyeti vermek gerek. Okumayı ciddiye alan kişiler neden ne okumamı tavsiye edersiniz sorusunu sormazlar? Okumayı ciddiye alan kişiler neden ne okumamı tavsiye edersiniz sorusunu sormazlar? Çünkü kitaplar insanı kitaplara götürür. Kitapların kendileri zenginliklerini ve yetersizliklerini ele verirler. Okumanın rehberi okumaktır. Okumanın rehberi okumaktır. ...140. sayfadan bir cümle... ...çıkar ilişkisinde korunabilen sadece çıkardır. Çıkar ilişkisinde korunabilen sadece çıkardır. Diyoruz ve tamam, burada duruyoruz. Yarısına ancak gelebildik yine, gördüğünüz gibi. Ancak yarısındaki alıntılarımızı okuyabildik. O da hepsini de okuyamadık, bazılarını atladık. Ama kitap çok güzel arkadaşlar. Şimdi üstüne konuşalım işte. İsmet Özel Hoca'nın 2000'lerden önceki yazılarından oluşan kitaplar enfes. Yani tadından yenmiyor. Bence bugüne de çok güzel ışıklar tutuyorlar. Ümit veriyorlar. Şevk veriyorlar. Gayret veriyorlar. 2000'lerden sonraki yazılarında bir yeis var.
bir alaycılık var, bir karışıklık var. Yani metinlerin kendisi de böyle çok kendini kolay vermeyen metinler haline gelmiş. Çok ışık saçmıyorlar. Okuyanı elbette yine aydınlatıyorlar ama heyecanlandırmıyorlar diyelim. O yüzden ben hani kendimce böyle bir şey gördüm. Onu da size söylemiş olayım. 2000'den önceki metinlerinden oluşan kitaplar mutlaka okunmalı. 2000'den sonraki metinleri de yine okunmalı diyeyim. Ama onlar da hoşumuza gitmeyen şeyler. Belki bunlar da çok nadir ama onlar da daha sık rastlayabiliyoruz. Ben rastladım en azından kendi adıma söylersem. Fakat her şekilde bakın bu okuduğum kaç oldu? 7 mi oldu? Yani bunların sayısı 7'ye ulaştı herhalde. Şeyde program yaptıklarımız sayısı belki o kadar olmadı da okuduklarım 7 olmuştur. Fosforlu kalem yapmadık belki hepsine. Yani hepsinde mutlaka çok değerli şeyler öğrendim. Çok böyle hareketli bir kafa, hareketli bir kalem, hareketli bir düşünce dünyasıyla karşılaştığımı düşünüyorum. Yani bulursam yine bu ayarda kitaplarını okuyacağım. Bir iki tane daha var. Çok kalın onlar. Onları gözüm hiç kesmedi. Ama hani İsmet Özel'i okuyun arkadaşlar. Ya bu adam ne demiş bir bakın yani. Katılın katılmayın o mühim değil. Ben de her şeyine katılmadım. Ama ne dediğini bilmek bence bu zamanın gençlerinin bir ihtiyacıdır. Tavsiye ederim mutlaka. Pekala. Başka bir fosforlu kalemde başka bir kitapta görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.